Mine Kırıkkanat, Cumhuriyet Gazetesi Eteğin saçağı, askerin kaçağı Ezya Arşipeli'nin en küçük, en yoksul, en sömürülmüş adası Mikronezya'nın ordu toplayıp savaş açmaya hazırlandığından sonunda kadim düşmanı Ada Yutanya'nın da haberi olmuştu. Yutanya'nın keyif ehli bir ahalisi olduğu gibi müstebit Tızat Ziki Kefteres de rahatına düşkün ve eğlenmeyi seven muktedirlerle çevrili bir çobandı. Haber Tızat Ziki Kefteres'in canını sıkmıştı. Her ne kadar ihtimal vermese de Germanya'nın araya girmesiyle ortalığın yatışacağını düşünse de ne olur ne olmaz seferberlik ilan etmiş asker topluyordu. Ancak sevişmeyi yasaklamaya yeğleyen yutanlarla ordu kurmak kolay değildi. Kimse gönüllü yazılmıyor, zorla askere alınanların çoğu da kaçıyordu. Bıçkın Yunan delikanlısı Stifado onlardan biriydi eğitime alındığı karargahtan kaçmış, peşine takılan mangayı ekebilmek için ıssız bir patikaya sapmıştı. Soluk soluğa koşarken yolda yürüyen iri yarı bir kadın gördü. Köylü olduğu uzun, bol, işlemeli eteğinden belliydi. Stefano kadına yaklaşıp hemşire dedi. Arkamda bir manga asker beni kovalıyor. Onlar geçene kadar eteğinin altında saklanabilir miyim? kadın başını olur anlamında salladı. Asker kaçağı Stifado eteğin altına girdi. Peşinden gelen askerler yanlarından gelip geçince saklandığı yerden çıktı. Kadına teşekkür ederken kendini tutamayıp doğrusu bacakların da pek güzelmiş hemşire diye eklemeyi de ihmal etmedi. Köylü kadın parmağını sallayıp seni gidi şapşik diye kıkırdadı. Biraz daha yukarı baksan benim de asker kaçağı olduğumu görürdün.